Basitçe translasyonel tıp, laboratuvarda üretilmiş temel bilginin hızla hasta yatağına ulaştırılabileceği süreci içeren bir tanım. Temel araştırmalardan elde edilen bilginin bir hastalığın tanısında, tedavisinde ya da izleminde kullanılabilecek tanısal cihazlara ya da tedavi edici cihazlara dönüşmesinin bir süreci. Kuttam bu çevirimi, bu hızlı dönüşümü sağlayabilmek için araştırmacılarına bir altyapı sunuyor. İnsan hayatına dokunan bir çıktının elde edilmesi, tıbbı da, fen bölümlerinde, mühendisliği de ilgilendiren multidisipliner çalışma oluşturmaya gerekli kılmaktadır. O yüzden Kuttam'ın ana amacı bu multidisipliner çalışma altyapısını oluşturmak, bu bilim insanlarını birbirleriyle karşılaştırmak, kolabore etmek, ortak hedefler üzerinde birleştirmektir. Tıp fakültemizin diğer fakültelerimizle entegrasyonuna çok önem veriyoruz. Kuttam'da tıp ile diğer fakültelerin entegrasyonunu en iyi şekilde ortaya çıkaran, önümüze getiren bir merkez. Kuttam'ın iki ana bacağı var. Bir tanesi Rumeli Feneri'ndeki içinde state of art bir sürü cihazın olduğu. Öte yandan da burada Tıp Fakültesi Hastanesi içindeki son derece önemli laboratuvarlar. Bu iki laboratuvarda bilim insanlarımızın projelerini oturup bir arada projelendirdiği ve çalıştığı pek çok laboratuvar var. Disiplinlerin geleneksel, düşünsel ve pratik sınırları var. Biz Kuttam'da yapılan araştırmaların bu sınırları yıkmasını öngörüyoruz, bunu destekliyoruz, bunu teşvik ediyoruz. Ve bu yolla inovasyona ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Kuttam'ın tamamıyla kurulması 3 yıllık bir süreye yayıldı. Şu an 2. yılımızdayız. 2 yıllık süreçte 53'ün üzerinde doktora öğrencisi, 40'ın üzerinde sadece kurumumuz içinden araştırmacı, pek çok tıp fakültesi ve diğer fakültelerin öğrencileri, lisans öğrencileri araştırmalarını yürütüyorlar. Benim laboratuvarım Optik Mikrosistemler Laboratuvarı, OMLI. Kuttam içerisinde de Biological Microsystems Lab ismiyle bir laboratuvar kurdum. Lab grubu olarak özellikle tüp bebekte ya da üremede embriyo implantasyonunu ilerletmek ve geliştirebilmek, başarı oranını arttırabilmek için çalışmalar yapıyoruz. Dahil olduğum araştırma ekibi kanser biyolojisi alanında çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda farklı projelerimiz mevcut. Fakat her birinin ortak özelliği kanser hücrelerini sağlıklı hücrelerden ayıran farklı davranışların mekanizmalarını araştırmak ve bu mekanizmaları hedeflemek diyebilirim. Önümüzdeki 20-25 yıl içerisinde belki diyabetin, özellikle nörobilim ve kanser alanında bunların erken tanısının genetik düzeyde mutlaka tanındığı, düzeltilebildiği ve monitörize edilen bu hastalıkların anında müdahaleyle yok edilebildiği veya tedavi edilebildiği bir gelecek çok da yakında. Duyacağınız pek çok inovatif patent almış ürünün buradan çıkacağına inanıyorum. Kuttam aslında sadece araştırmacılar değil, bu alanda ihtiyaç duyulan yatırımcılar, devlet kurum kuruluşlarının temsilcileri, endüstriyel ortaklar, doktora öğrencileri, sanayi kuruluşları, bunların hepsini bir araya getirebilecek bir altyapı olarak planlandı. Ve bu alanda gerçekten ülkemizde katma değeri yüksek, inovatif ürünlerin, biyomedikal ürünlerin tüm dünyada ticarileştirmesini sağlayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz ekosisteme Kuttam sayesinde kavuşuyor olacağız. Bu sadece Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi için bir fırsat değil, Türkiye için bir fırsat.